Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir besin anlatacağım sizlere. Evinizde çiçeklerinizi coşturacak doğal çiçek besini hazırlıyorsunuz ama siz bunu her gün ya da her yaptığınız lavabonun içerisine döküp gidiyorsunuz. Bunu artık dökmeyin arkadaşlar, çiçeklerinize verin. Evinizde aslında birçok doğal besini hazırlıyoruz biz ama kullanmayı bilmiyoruz, kullanmıyoruz. Ben keşfediyor ve kullanıyor, deniyorum ve sizlere de sonucunu paylaşıyorum. Mutlaka sizler de deneyin. Menekşe çiçekleriniz çiçek vermiyorsa, yaprak vermiyorsa mutlaka kullanın. Tabii ki menekşe çiçeğinizin toprağı önemli. Toprağı mutlaka torflu bir toprak, içerisinde perlit vermiklüt olması gerekli arkadaşlar. Böyle güzel dolu dolu büyümesi ve gelişmesi için, köklerin toprakla doğru hareket etmesi için. Ama besine de ihtiyacı var. Ama ben para harcamak istemiyorum. Elimde bir iki tane çiçeğim var diyorsun ve çiçek de açmıyor. Güzel tomurcuklar versin, çiçek açsın diyorsan mutlaka doğal çiçek besinleri evde hazırla ve çiçeklerine kullan. Sonucu göreceksin arkadaşlar. Yapraktan da çiçek çoğaltmak istiyorum. Çoğaltamıyorum diyorsanız yine bu bitkiyi ilk toprağa menekşe yaprağınızı diktiğinizde hemen bu besini suyla sulamaya başlayın. Bu besinin suyun hiçbir zararı yok. Her bitkinin sulama zamanı geldiğinde kullanabilirsiniz. Ve harika güzel yapraklar, yavrular verdiriyor ve bitki köklenmesine yardımcı oluyor. Sağlıklı çiçek dalları verdiriyor. Sağlıklı çiçekler açmasına yardımcı oluyor. Kalsiyum açısından çiçeklere verebileceğiniz harika bir besin arkadaşlar. Haşlanmış yumurta suyu. Mutlaka yumurta haşlıyoruz ve haşlanmış olan bu yumurtaların suyunu lavaboya döküyorsunuz birçoğunuz. Ama dökmeyin. Eğer orkideniz kök vermiyorsa, eğer çiçek dalı vermiyor, bekliyorsa, yeni yaprak vermiyorsa mutlaka orkideye kullanın. Bunu her sulamaya yapın. 15-20 gün içerisinde orkidenizde hareketlenmeler olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Ve menekşelerinize mutlaka verin. Çiçekleneceklerdir arkadaşlar. Şu an sıcak haşlanmış yumurta dumanı üstünde görüyorsunuz. Hemen yumurtaları çıkartıyorum ve soğumaya bırakacağım bu suyu. Soğuduktan sonra hemen kullanımına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle yarım saat sonra suyumuz artık soğudu. Hemen daha kolay verebileceğim bir küçük bir kaba aldım. Suyumuzu görün. Böyle tertemiz, doğal. Harika. Bu suyu şimdi, eğer ki saksınızın altında bir kase varsa o kaseye dökebilir, altından sulama yapabilirsiniz. Ama benim gibi çevresinde böyle azar azar açıkta toprağı varsa çevresinden dökün. Her saksı için büyüklüğü, küçüklüğü değişir tabii ki. 2-3 yemek kaşığı saksı için yeterli olur arkadaşlar. Çok fazla vermeyin. Çok fazla dedim, menekşe için çok fazla vermeyin. Çünkü menekşe çok fazla suyu sevmez. Bitkinin yoksa besini yakar, hiçbir şekilde bir şey olur değil. Sadece fazla suyundan hoşlanmaz. Küçük pet bardaklar için 1 yemek kaşığı su yeterli. Suyun gözüyle baktığımız için yeterli. Yani besinin zarar verdiğinden değil arkadaşlar. Bunu her türlü bitkilerde kullanabilirsiniz. Tüm ev çiçeklerinde, bahçe çiçeklerinde hiç çöpe atmayın, boşa dökmeyin. Mutlaka kullanın, çiçeklerinizi coşturun. Harika bir, güzel bir çiçek coşturan yapmış olduk. Çok basit. Sizler de hemen yapın. Ama bitkiyi fazla sulamayın. Fazla su menekşeyi öldürür. Fazla su verirseniz bitkinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Bakın, çok güzel çiçeklerim var. Onlara da, hepsine de hiç dökmem. Suyu sürekli kullanırım. Abone olup kanalıma, aramıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma da like atarsanız destek olmuş olursunuz. Sizler gibi video arayışına girmiş olan arkadaşlarımız sizlerin sayesinde benim videomu izlemiş olur arkadaşlar. Umarım beni kırmaz, bunu da yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.